başlayalım. Hocamız Doçent Doktor Yusuf Atalay, çene cerrahisi, bölüm başkanımız, aynı zamanda kurucu ortaklarımızdan. Ben naçizane polikliniklerin genel müdürü Fırat Öztürk. Şimdi bizim toplamda 12 yıllık bir tecrübeye sahip olan enerjimizin yoğunluğu Afyon ve Uşak'taki polikliniklerimizde. Toplamda 14 hekim arkadaşı olarak her biri kendi branşlarında uzmanlık yapan 14 hekim arkadaşla hizmet vermekteyiz. Toplamda 50 kişilik bir ekibe sahibiz. Alanımızda mümkün olduğunca koruyucu hekimliği ön planda tutarak hizmet anlayışımızdan ödün vermeyerek hastayı değer yargılarını düşünerekten tedavi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda şimdiye kadar toplamda 12 yıllık zaman zarfında 80 bine yakın bir tedavi ettiğimiz hasta sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Bunların aşağı yukarı 20 bin 25 bin aralığı ağır ileri cerrahi işlemler implantoloji alanında bizden destek almışlardır. Geri kalan da diğer diş tedavilerinde destek aldılar. Şimdi buraya gelmekteki amacımız esasen özü bir yaklaşık 6 senedir yaptığımız turlarda, geldiğimiz ziyaretlerde, hastalarımızla tanışıp hasbihal ettiğimizde en büyük tespitimiz maalesef ki vakti zamanında Türkiye'de yaptığınız alışverişlerde, aldığınız hizmetlerde maalesef dilinizin yanması, güven problemi, ön yargılı yaklaşımımız. Ve bunu çok haklı buluyoruz çünkü gerçekten bizim de şahit olduğumuz şeyler neticesinde iş bu doğrultuda ilerlemiş ve biraz üzmüşüz, kırmışız sizi. Yani kendimizi tenzih etmek isteriz ama biz de orada yaşadığımız için aynı gemideyiz. Fakat kurunun yanında yaş yanmasın, yaş olduğumuzun ispatını en azından dilimiz döndüğünce anlatabilmek, sonrasında hizmet alımında bunu ispatlayabilmek için temsili olarak bir sunum yapmaya geldik. Kendimizi ifade etmeye geldik. Bu anlamda turlarımızı sadece Belçika özelinde değil, Avusturya, Danimarka, konusunda dediğimiz gibi bu önemli bir konu. Çünkü şu an hala hazırda İstanbul ve Antalya'daki sağlık turizmine yönelmiş, daha çok gurbetçi veya yabancı hastaları tedavi etme amacıyla olmayacak şeyler yapıldığını biz de duyuyoruz üzülerek. Bu bizim ayağımızı sıkıyor. Çünkü bu sektörden yüzyıllarca ekmek yemek varken, ülkemizi kalkındırmak varken, kendimize fayda sağlamak varken ve insanı mutlu etmek aslında bence en önemlisi o. Çünkü çoğu zaman bir hastanın teşekkür ederim, çok memnun kaldım, Allah razı olsun gibi cümleleri paranın çok üstüne geçiyor. Çünkü para gelip geçici, biz hep paranın içinde doğmadık değil mi hocam? Evet. Hani sonrasında tanıdık parayı. Para öyle bir araç, amaç değil. Amaç insan kazanmak olmalı. Bunun faydasını geçtiğimiz bu 12 yılda fazla fazla gördük. İnşallah amacımız, niyetimiz o anlamda o güveni teskin edebilip gerekli tedavileri, gerekli hizmetleri sunabilmek. Hiçbir şey olmasa da ricamız olan detayları da anlamlandırabiliriz, anlatabiliriz. Haricinde Avrupa'daki diş tedavi ücretleri ve diğer sağlık hizmetleri maalesef çok pahalı, afaki pahalı. Bizim ülkemize göre en azından çok pahalı. Bu politikanın herhalde gerektirdiği budur ama memleketimizde sadece korona dönemi, pandemi dönemi gösterdi ki Türkiye olarak, ulus olarak sağlıkta gerçekten çok iyi bir yerdeyiz dünya pazarında. Sadece diş anlamında demiyorum, saç ekimi olsun, organ nakli, cerrahi müdahaleler, estetik cerrahi, estetik işlemler, bunlarda gerçekten başarılıyız. Çünkü işimizi sevgiyle yaptığımız zaman önümüzde duracak kimse yok. Biz bunu yıllarca, yüzyıllardır ispatlamış bir toplumuz ama bu son 20 yıl biraz iş ahlakımızda zayıflık gösterdi gibi. Çünkü paraya tamah eden, yani herkesin yapısı bir değil maalesef. Bu anlamda biz bunu nasıl yıkabiliriz, nasıl kendimizi ispat edebilirizin yoluna çıktık. Ücret politikaları dediğimiz gibi ülkemizde neredeyse 8'de 1, 10'da 1 fiyatlara tekabül ediyor. Ama önceliğimizin ücret politikası olmadığının farkındayız. Çünkü önce hizmet, güvenmek ve doğru tedaviyi almak. Çünkü sağlık hizmeti veriyoruz, parça satmıyoruz, malzeme satmıyoruz. Bu hizmetin geri dönüşü yok. Onun için hata payımız yok. Hatalı işlememiz yok mu? İlla ki olmuştu bu 12 senede. Hatasız kul olmaz. Ama absürde etmek için en azından, yani hata bile bile yapılırsa hata olmuyor, yanlış oluyor. Hata yapabiliriz, kuluz, beşeriz, şaşarız.
Ama affınıza sığınırız, toparlamaya çalışırız. O anlamda elimizden gelen ölçekte hizmet verme amaçlı yanınıza ziyarete geldik. Çok fazla başımızı şişirmeyin. Dediğim gibi iadeyi ziyareti en azından naçizane de olsa bir çaya kahveye bekleriz. Kendimizi iş yerimizde, alanımızda daha iyi ifade edebileceğimizi düşünerek sözlerimi bitireyim. Sözü hocama bırakayım. Hocam da kendini bir tanıtsın. Sonrasında soru cevaba geçelim inşallah. Evet. Buyurun hocam. Merhaba, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizi burada böyle kucaklamanız, sahip çıkmanız gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Hiç kendimizi biz gurbette hissetmedik, kendi evimizde gibi. Elhamdülillah kaç gündür buralardayız. Ben Doktor Yusuf Atalay, çene cerrahisi uzmanıyım. Çene cerrahisi uzmanı ne demek? Diş Hekimliği Fakültesini bitirdikten sonra ben 5 sene daha çene cerrahisi, yani anatomisi, baş boyun bölgesi ameliyatları üzerine eğitim aldım. Yani yaklaşık 10 yıllık bir eğitimden sonra yaklaşık 2012 yılında Afyon'da göreve başladım. Uzmanlığım bittikten sonra. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin o zamanki ismiyle kurucu çene cerrahisi uzmanı olarak. Daha sonra özel sektörle bir tanışmamız oldu. Özel sektöre bir transferimiz oldu. Yaklaşık 5 yıldır da, özür dilerim daha fazla oluyor, 5 yıldır da özel sektörde bilgimi, tecrübemi Afyon halkına anlatıyorum. Yalnız kurumumuz, daha sonradan dahil olduğumuz kurumumuz yaklaşık bir 9 yıllık geçmişi var Afyon'da. Daha sonra kurumumuzun 5. yılında, 4. yılında yanlış bilmiyorsam Uşak şubemizde gittikçe büyüyoruz. Nasip olur ileride inşallah Eskişehir olur, Belçika olur. Böyle büyümek gibi niyetlerimiz var. Bazı buraya geldiğimizde tespitlerimiz oldu. Özellikle hastalarımızın tedavilerini yaptıktan sonra bazen bir yapıştırıcı gevşemesi, bazen ufak bir problem olduğunda burada da bizim bir ayağımız olması gerektiğini anladık. Yardımcı olabilmek adına, yani yaptık gönderdik adına değil de burada da. Bunları da bir kenara not ettik inşallah en kısa zamanda büyüyerek, gelişerek bunları da çözmeye çalışacağız. Ben isterseniz çok daha fazla uzatmadan çene cerrahisi dedim, neler yapar bunları anlattım. Varsa sizin diş hekimliğinin tüm alanlarında ve çene cerrahisinin tüm alanlarında yardımcı olmak isterim soru cevap olarak. Biz biraz önce bir video izledik hep beraber. O videoyu 2018 yılında çekmiştik. O gün yaklaşık 3 hekimdik. Bugün elhamdülillah 14 hekime ulaştık 2 klinikte. Diş eti uzmanından çocuk uzmanına, protez uzmanından kanal tedavisi uzmanına, çene cerrahisi uzmanına böyle bir komplike ekip halinde branşlaşma olarak devam ediyoruz. Sizin bu konularda sormak istediğiniz sorular varsa soru cevap şeklinde seve seve yardımcı olurum. Sıra sıra gidelim. Daha güzel olur. Şimdi dünyanın en pahalı şeyi tecrübe. Biz bu 6 senelik zaman zarfında gide gele bazı şeyler öğrendik, tecrübe ettik ve işimize enfuze etmeye çalıştık. İyilerini. Kötülerini tabii en azından ders aldık. Kötülerinden bir de maalesef sigorta olayı. Yani ülkelerimiz, izlenimimiz o. Biraz daha uğraşacağız. Dediğimiz gibi tecrübe ediniyoruz. Bu sigorta şirketlerinin net ne şekilde, hangi şartlarda faydalı olabileceğini, vatandaşımıza, yurttaşımıza ne şekilde bu işi faydalı bir şekilde döndürebileceğimizi araştırıyoruz. Araştırma aşamasındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde falan netleştirince daha net bilgi verebiliriz. İletişim bilgilerinizi aldıktan sonra da ulaşmak isterim size. Ama yani ülkeler ağırlıklı bakış açıları biraz daha o anlamda milliyetçi. Parayı İçeride tutma gibi bir gaye var. Sosyal yalnız evet, aile hekiminden bir duyum aldım. Bunu araştıracağım. Doğruluk payını araştıracağım. Ama aile hekiminden farz-ı misal dişiniz hiç yok. Ve gidip diş tedavileriyle ilgili aile hekiminden bir onay yazısı aldığınız takdirde. Yani
hastamız psikolojik olarak ve sosyolojik olarak yaşam standartları çok düşmüştür. Belçika şartlarında bu tedaviler çok ücretli olduğu için, çok pahalı olduğu için kendi memleketinde yaptıracaktır gibi bir yazı alındığı takdirde bunlar faturalandırılabiliyor. Bu fatura karşılığında da hükümet ödemenizi yapıyor diyebiliyoruz. İşte tedavilerin de Türkiye'den gelen, işte dolgu, buna benzer çekim, efendim temizlik, küçük çaplı şeylere ödüyor. Ödüyor diyebiliyorum. Yok hani buradaki hizmetten zaten alabiliyorsunuz diyerekten Türkiye'de yapmanıza gerek yok anlamında. Yaş grubuna göre de şartlar değiştiği için gelen de hastalar gitmeden burada sosyal güvenlik kurumuna ben böyle bir diş tedavisi olmak istiyorum. Sigortamdan ne konularda bana maddi destek olur diye sorarlarsa işler daha kolay olur diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Desteklerin cevabı aldım birçok konuda. Evet. Ama burada tabii hastalara da görev düşüyor. Gitmeden mutlaka sigortalarından olacağı tedaviyi bilgilendirip evet. Türkiye'deki yapılan tedaviye burada ne gibi maddi destek alırız diye. Evet. Ama dediğim gibi yani hastalarımıza bir proforma noktasında biz hiçbir zaman sıkıntı evet. Yaşatmıyoruz yani. İkinci bir şeyi biraz böyle meslektaşlarımızı eleştireceğim. Olayın tanığı da burada Necdet Özkan arkadaş. Evet. Bizim Brüksel'den bir arkadaşımız var. İsmi bizde saklı. Afyon'da ciddi bir diş polikliniği diye. Yani siz de aynı şeyi yapar. İsim yapmış bir müessese. Biz tahmin ettik ismini de siz vermeyin. Bu arkadaşımızı tedavi etmiş. Yani arkadaşımızın alt çene dışarıda, üst çeneye karşı emin ol arkadaşın psikolojisini bozmuş yapılan diş tedavisi. Bir anda şey yapamamış, konuyu algılayamadan çıkmış öyle. Sonuçta Necdet aradı. Biz dedik ya karşı taraf yaptığı işe şey vermiyor, yani garanti vermiyor. Yanlışını telafi etmek için bir gayret, çaba içerisinde değil ve işte arkadaşı şey yapmış. Uzaklaştırıyor, telefonu açmıyorlar, bilmem ne yaptılar. Tabi o ne oldu bilmiyorum, mahkemeye müracaat edeceğini, hukuki süreç başlatacağını falan söyledi. Necdet'in de konuya vakıf olduğu için Necdet'in yönlendirmesiyle başka bir hastaneye, Eskişehir diş polikliniğine arkadaşı yönlendirdi Necdet. Ve gittiği yerde son derece arkadaşı mutlu edecek tedavi yapılmış, çok memnundu. Emin olun adam psikolojisi de güzelmiş yani dişinin güzelliğinden dolayı. Şimdi sorum size şu, evet. Yaptığınız işe kaç yıl garanti veriyorsunuz? Evet. Müşteri memnuniyetsizliğinde, döndüğünde yani böyle bir olayla karşılaşsanız siz kurum, müessese veya doktor olarak sizin cevabınız, evet. Tavrınız ne? Ben şöyle kısaca özetleyeyim. Bu ne oldu bu işin sonunda? Afyon bir çizik yedi değil mi? Eksi yedi yani. Eskişehir bir puan kazandı. Biz çok şükür 9 yıldır Afyon'da yaptığımız tüm hastalarımıza arkasında her yaptığımız için durduk. Bazen onların fark etmediği, bize geldiklerinde bizim gözümüzden kaçan, eksik gördüğümüz yerleri onlara hiçbir şey söylemeden biz kendimiz bunu değiştirmemiz gerekiyor. Şu konuda da gönlünüz ferah olsun, herhangi bir maliyeti yansımayacak diye yaptık. Yaptığımız tedavilerde, yapılan işlemlerde bizim çalıştığımız kurumlar, anlaşmalı olduğumuz kurumlardan parça ve tedarik süresinde ve onarım süresinde biz garanti alıyoruz. Özellikle bu protezler konusunda çalıştığımız laboratuvarlarla ilgili 5 yıl geri dönüşümlü garanti süresi alıyoruz. İmplantların tüm kullandığımız firmalarda parçalarına kendisi firma ömür boyu garanti veriyor. Yani diyor ki bu benim yaptığım, uygulamış olduğum implantta diyor bir sıkıntı olursa, bir problem olursa ben bunun parçasını birebir değiştirmeye garanti veriyorum diyor, söylüyor. Ama bizim için hepsinden önemlisi, bizim ta buraya kadar gelmemizin sebebi tüm mesleklerde olduğu gibi, yani avukatta da olduğu gibi, poliste de olduğu gibi, öğretmende de olduğu gibi veyahut da bir sanayideki esnafımızda olduğu gibi. Bizim ülkemizde maalesef herkes dört dörtlük değil ve maalesef herkes bir kere vursam, bir kere alsam, bir kere kaçsam derdinde. Bizim mesleğimizde de biz de sizin kadar bunları çok duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Özellikle bu Antalya ve İstanbul noktasında, özellikle İstanbul artık şeyden çıkmış durumda, kontrolden çıkmış durumda, denetimden çıkmış durumda. Bu mağduriyetler çok daha fazla kulağımıza geliyor. Biz Afyon'da ve Uşak'ta buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü çok küçük bir yerdeyiz. Bakın burada siz bir Afyonlusunuz ve Belçika'da da çok fazla bir yoğunluk var. Yani bunu burada 10 kişi sosyal medya aracılığıyla belki 1000 kişi duydu şimdi. Yani bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden her zaman yaptığımız işin arkasındayız.
hastaya bir şey olduğunda bunun hastadan mı kaynaklandığını, bizden mi kaynaklandığını, ondan kaynaklandıysa da neden olduğunu anlatırız. Mümkün olduğunca da %99 elimizden gelen her zaman arkasında dururuz. Ama dediğim gibi protezlerimiz 5 yıl yaptırdığımız laboratuvarlar tarafından garanti altındadır. Bir çatlama, kırılma olursa onları ücretsiz değiştiriyoruz. Parantez açabilir miyim hocam? Evet. Garanti hocamın da dediği gibi eğer bir protez işlemi yapılıyorsa laboratuvarda işlemi görülüyor. Laboratuvarın verdiği sürecin garantisini veriyoruz. İmplant yapılıyorsa implant firmasının verdiği ömür boyu garanti belgesini hastaya veriyoruz. Ama kurum olarak asla yaptığımız tedaviye şu kadar sene garanti bir şey olmaz diyemeyiz. Diyenin de yalan söylediğini düşünürüz. Çünkü sağlığın garantisi yok. Yani bu anlamda da aydınlatmak lazım. İşimizin arkasında dururuz. Değil 5 sene, 7 sene sonra da gelse eğer kullanıcı hatası değil de bizim bir hatamız ise biz bunu üstleniriz. Çünkü ben o hastayı tekrar kazanmış olurum. Yani yanına geldiğinde ve biri güzel bir şey söylemişti. Biz gittiğimiz zaman yalnız gitmiyoruz. Mutlaka yanımızda biriyle gidiyoruz. Ben onu mutlu edersem yanındakini de kazanırım. Ama garanti veriyorum diyen yalan söyler. Verdiğimiz garanti firma garantisidir. Laboratuvar garantisidir. Biz kulus Allah-u Teala'nın verdiği dişin üzerine... Bir hastamı tedavi ettim. Hastamı tedavi ederken de biraz esmer tenli bir abimizdi. Dişlerinin rengini tenine göre bir ton sarı yaptım. Evet. Yani hepsi yapılıyor, tek renk olacak. Bitirdim, taktım, son gün dedi ki, bunlar dedi sarı dedi. Abi dedim sen şeysin, esmer tenlisin. Bunu daha da beyazlatırsam çok belli olur, yapay oldu, doğal diş gibi durmaz. Dedi ki, bana sordun mu dedi, bir an düşündüm atlamışım. Haklısın abi dedim, özür dilerim. Ne istiyorsun dedim. Ben dedi, yaptırdım belli olsun istiyorum dedi. Dedim, hepsini söktüm, tekrar gönderdim laboratuvara. Bütün porselenlerini değiştirdim, rengini açtırdım, tekrar taktım. Ama takınca benim gözümde doktor tecrübem var yıllardır. Bağırıyor şurada, ben buradayım, ben buradayım yani. Protez gülümseyince diyorlar ki, abi protez yaptırmış diye salona giriyor. Ama adam onu seviyor. Abi dedim, ben bunu yaptım, bitti, herhangi bir ek bir ücret de istemiyorum. Haklısın, burada ben atlamışım. Ben senin ten rengine uygun yapmışım, göz rengine uygun yapmışım. Ama atlamışım dedim, değiştirdim. Böyle şeyler olabiliyor. Atlamamız gereken bir noktaydı. Sizin demek istediğiniz de bu zaten. Hasta takılmış dişi, formunu beğenmemiş, rengini beğenmemiş. Bunlar değiştirilmeli zaten. Hocam aç parantez, bu tip durumlarda mutlaka da dosyasına yazarız. Tavsiye edilmedi, hasta isteğiyle yapıldı. Hatta gerekirse imzasını da alır. Çünkü söz uçuyor, yazık alıyor. Bizi bazen mesleğimize aykırı şeyler isteniyor. Mesela biz kanal tedavisi yapılabilecek bir dişi hasta ağrıyı bir an önce çözmek için çek, lütfen çek diye kaç defa söyleyen onu. Kanal tedavisinin hani yapılacak 10 sene belki kullanabileceğimiz bir dişi çektirip implant yapmak bize ticari olarak daha çok kazanç sağlar. Ama diyebilirim belki 100 tane hastayı o şekilde göndermişizdir. Başka bir yerden hizmet alıp ben bu dişin vicdanına girmem diyerekten hocalarımız göndermiştir. O anlamda ya, hani çok aykırı olmadığı müddetçe İsteğe bağlı tedavi yapılır ama mutlaka dosyasına yazılır. Tavsiye ettiğimiz değildir, hasta isteğidir diyor. Şimdi böyle eleştiri gibi de algılanmasın, şimdi ifade edeyim. Bu iş Türk sağlık turizmine de dönüştü ben çıkardım. Evet. Ben de işte burada 3-5 sefer Türkiye'ye gidip gelen bir insan, bazen uçakta birçok insana rastlıyor, nereye gidiyorsun? Diş tedavisi için Türkiye'ye gidiyorsun. Bu aslında %90'ının da memnuniyetten kaynaklı. Evet. Biraz rakamlara da bilgi vermek isterim. 120 milyar dolarlık bir pazar payına yıllık sahip olan bir dünya global olarak 120 milyar dolara tekabül ediyor. 2023 Türkiye hedefi sağlık turizminde 10 milyar dolardır. Yalnız şu anda 2,5-3'e ulaşmış değiliz. Çünkü sağlık turizmi yetki belgesine haiz olan klinik sayısının halihazırda 150'yi geçmediğini biliyorum. Başvurumuzu yaptık. Biraz bürokrasimiz ağır işliyor ama inşallah bir sonraki senede sağlık turizmine yetki belgesine de haiz bir poliklinik olarak burada huzurunuzda olmak isteriz. Dediğiniz noktada çok önemli memnuniyet, memnuniyetin ağız propagandası. O sebeple şurada halihazırda gördüğüm kadarıyla 3 tane tedavi olmuş hastamız mevcut. Biz hastalara ricacı oluyoruz. Biz gittikten sonra hastalarımıza danışabilirsiniz. Hizmetimize, anlayışımızı. Bununla da yetinmeyin. Önünüzdeki bildiri formlarında, web sitelerimizde hasta yorumlarına bakın, bizi araştırın. Kafanızdaki soru işareti varsa da lütfen arayıp sorun. Gereken tüm cevapları alırsınız Allah'ın izniyle. O anlamda bunu da açıklamış olalım. Başka bir soru varsa geçebiliriz. Ayağınıza sağlık, biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi toplumda yaygın olan en önemli konulardan bir tanesi de
bu implantlar kalite, fiyat farkları. Evet. Bunlar da toplumumuz çok bilinçli değil. Evet. Bilinçli olmasının sebebi de karşıdaki muhatap olduğu kişilerin doğru cevaplarla onlar cevap bulamalar. Evet. Mesela evet. Alman, Türkiye ortak yapımı olan bir implant var. Evet. Bunun değeri 3000 küsür TL civarında. Evet. Efendim Kore şeyde diyorlar. Evet. 5000 TL civarında. Bir de şeyin var, İsviçre evet. implantı. Onun da 6-7000 TL civarında. Evet. Şimdi bunu beyan ederken yalan beyan eden yerler de var. Maalesef, maalesef. Yani bizim kullandığımız implant, İsviçre implantı değil. 6-7000 TL'den implant başına ücret talep edip. Evet. Öteki taraftan böyle kullanıp yani insanları mağdur eden evet. kuruluşlar da var. Evet. Bunların önüne nasıl geçirir, evet. nasıl ispat edilmesi gerekir artık bilemiyorum ya. Şimdi gerekir? Ne yaparsak yapalım, biliyorsunuz hırsıza kilit dayanmaz diye bir şey var. Yani bu işi yapan doktor da olsa, avukat da olsa, siyasetçi de olsa ne olursa olsun bir hırsızlıktır. Yani sen bir şey gösteriyorsun, onu vermiyorsun, bir altını veriyorsun, bu hırsızlıktır. Hırsıza kilit dayanmaz ama burada en başta biraz önce söylediğimiz gibi güven mevzusu ortaya çıkıyor. Güven mevzusundan sonra mutlaka implant yaparken sadece ülkesi menşei değil. Hekiminizin sorun yani bana hangi marka implantı yapacaksın? Tamam hangi ülke yapacaksın ama bunu bana neden tavsiye ediyorsun? Neden Türkiye yapmıyorsun? Veyahut da neden Alman'ı yapmıyorsun da neden İngiliz'e beni yönlendiriyorsun? Burada gerçekten bazı durumlarda biz de hastalarımızı yönlendirirken söylüyoruz. Bakın sizin şeker hastalığınız var veyahut da biz tomografiyle çalışıyoruz kendi klinimizde. Tomografi cihazımız aynı zamanda kemik mineralizasyon yoğunluğunu ölçüyor. Sizin kemik mineralizasyon yoğunluğunuzu ölçtüğümde diyorum ki normal bir bireye göre veya bir şu yaştaki bir kadına göre veyahut da şu yaştaki bir erkeğe göre sizin mineralizasyon yoğunluğunuz düşük. Burada yerli markada atıyorum Türk markasında veyahut da Alman markasında vida yapısının yivleri pasif diyorum. Size diyorum daha agresif bir implant kullanmam gerekiyor diyorum. O da diyorum mesela Kore firmasında, atıyorum İtalyan firmasında. Aslında hekiminizin sizi bu noktada yönlendirmesi lazım. Bizim Türkiye'de yapılan maalesef hastanın önüne bir yemek reçetesi gibi bir skala koyuluyor. Skalanın üzerinde Türk, İsveç, Alman. Adam zaten bilse sana gelmez. Veyahut da kapıdan girerken bana şunu yap der. Bilmiyor ki. Ama birçok faktör var. Bir tek markanın önemi yok yani. Tabii bazı firmalar, markalar artık bu noktada onlar da kendini geliştirdi. Yani pasif implantı da sunuyor, orta agresif implantı, çok agresif implantı da sunuyor. Bazı noktalarda çok adı çıkmış firmalarını hiç beklenmedik. Güney Kore firmaları, Türk firmaları önüne geçti. Bu noktada hekiminize bunu sormayı unutmayın. Yani bunu sorun. Bana bu implanta yönlendirin ama neden yapıyorsun? Sizi tatmin edebilecek mi hekiminiz? Ben hastalara bunu çok söylüyorum. Hastam geliyor diyor ki, mesela benim kullandığım İsveç firması yaklaşık 10 yıldır, 12 yıldır kullanıyorum. Dünya üzerinde de 50 yıldır var olan bir firma. Ama bu implant otoban için yapılmış. Yani düşünün Ferrari hız arabası üretiyor. Bu otoban için yapılmış bir implant. Yani diyor ki her şart güzel olacak, bu implant da tutuyor. Evet tutuyor, harika tutuyor. Ama bazen değil, çoğu zaman bizim araziyi seçme şansımız yok. Birey çünkü her bireyde değişiyor. Yani ortalaması yok bu işin. A'da farklı, B'de farklı, C'de farklı. Biz bu durumlarda diyoruz ki Ahmet Bey, Ayşe Hanım size İsveç implantı değil de İsviçre implantının şu agresif modeli. Bu maliyetiniz yüksek geldiyse yerli implantın agresif modeli ama size bu İsveç olmuyor gibi yönlendiriyoruz. Veyahut da Güney Kore'nin pasifi de yeter size. Siz genç bir bireysiniz. Kemik olgunluğunuz iyi, herhangi bir sistemik hastalığınız yok. Bu kadar bütçe ayırmak istemiyorsanız bu da bizim işimizi görür diye biz yönlendiriyoruz. Ve mutlaka her hastamız koltuktan kalkarken implantımızın her implant paketinden bir seri numarası, bir kod çıkar ve bir pasaport çıkar. Pasaporta yapıştırır, altına kaşemizi, imzamızı vururuz. Deriz ki Ahmet amca, Ayşe teyze biz de her insan gibi faniyiz. Biz de her insan gibi hata yapabiliriz. Biz burayı işletemedik, batırdık. Veyahut da öldük. Sen benden çok yaşadın. Veyahut da ben buradan bir iş sebebiyle başka bir hastaneye transfer oldum. Sana bu implantın üzerindeki porselenler 7 yılla 10 yıl arasında gidecek. Sen bunu 10 yıl sonra implantların duracak ama porselenlerini değiştirmek zorunda kalacaksın.
Bunu gittiğinde ilk hekim sana şunu soracak. Hangi marka implant yaptırdın? Neden? Aynı otomotiv sektörü gibi. Hiçbir markanın anahtarı ve vidası diğer bir markaya uymuyor. Hiçbir markanın parçası diğer markaya uymuyor. Ve o parça olmadan o orada sadece üstü çürümüş bir diş gibi kök olarak kalıyor. Hiçbir işlevi yok. Yani onun içine bir şey böyle musluk şeyi gibi, ne teflon gibi sıkıştırıp koyamıyoruz. İlla kitlememiz lazım birbirisine. Burada bu pasaportlar da çok önemli bir yere geliyor. Yusuf dediği de Straumann marka. Evet. Yani evet. Revaçta olan. Straumann dünyadaki en iyi implanttır. Evet, bunun dünya çapında geçerli bir pasaportu var mı? Var. Hepsinin var. Mesela diyelim ki Türkiye'de Straumann'ı kullandım. Evet. Geldim. Belçika'da bir problemim oldu. Evet. Bu pasaportumla müdahale ettirme şansım var mı, yok mu? Pasaportla müdahale derken şöyle, mesela dişiniz kırıldı, evet. Hekiminiz dedi ki ben bunu sökeceğim, yenisini yapacağım, bunun için bir parça temin etmem gerekiyor, evet. Veya da vida temin etmem gerekiyor. İşte burada X'de implantın markasını soracak. Evet. O markayı bulduktan sonra buradaki Straumann bayisiyle temasa geçecek, evet. Diyecek ki hastamı şu kodlu, şu implant yapılmış, ben de şunu yapacağım, şu parçayı istiyorum diyecek. Evet. Buradaki hekiminiz onun parçasını temin edecek ama size bu konuda yine bir külfet çıkacak. Ömür boyu garanti var ama şuna var işte. Yaptığınız body var ya, kök kısmı implant. Evet. Buna ömür boyu kırılmazlık garantisi veriyor. Vidasına, ara parçasına ömür boyu kırılmazlık garantisi veriyor. Ama siz 10 sene sonra o şeyi değiştireceğiniz zaman, porseni değiştireceğiniz zaman o ara parçayı ücretlendiriyor. Ama alttaki body'sine herhangi bir şey yapmıyor. Garanti kapsamında olan da kemiğin içindeki vida olan, aynen, parça. Aynen. Üst ara parçalarına 5 yıl garanti veriyorlar. Porselen mi, zirkonyum mu? Çok güzel. Bu da çok güzel. Şimdi porselen mi, zirkonyum mu derken en çok sevdiğimiz noktada bizim ön bölgelerde doğal dişlerin üzerine zirkonyum yapmak. Neden? Zirkonyum alaşım değil. Yani metal porselen gibi herhangi birkaç malzemenin birleştirilmesiyle oluşmuyor. Sadece bir bloktan, zirkon bloktan kazınıyor. Ve üzerine tekrar porselen işleniyor. Aslında ikisi de porselen. Birisinde metal blok var, üzerine porselen işleniyor. İkincisinde zirkonyum var, üzerine porselen işleniyor. Altyapıları farklı. Altyapıları farklı, üst yapıları aynı. Ama zirkonyum, ışık geçirgenliği yüksek bir malzeme. Ön bölgede özellikle doğal dişlerin üzerinde zirkonyumu çok seviyoruz. Hem diş eti dostu hem estetik. Ama full mount implant yaptığımızda, full mount implant ne demek? Tüm dişlerini kaybeden, tüm dişlerine implant yapan hastalarda biz daha çok metal porselenini seviyoruz. Neden metal porselenini seviyoruz? İmplant doğal dişin aynısı değildir. Biz implantı çene kemiğinin içerisine yerleştirdiğimizde implantla kemik birbirisine kaynar. Ama Yaratanın yaratmış olduğu doğal dişin etrafında bizim görmediğimiz amatörler var. Milyonlarca amatör var. Görmüyoruz. Dişi çektiğimizden bu amatör gidiyor. Bu hem amatör hem sensör olarak çalışır. Uzun boşlukları sevmez. İşlerken biz zirkonyumu kalın blok halinde işleyemiyoruz. Çok ince hayaller yapıyoruz. Dişin üzerinde olduğunda diş esnerken zirkonyumda biraz hareket ediyor. Kırılmıyor. Ama implantın üzerinde vidayla birbirine sıktığımızda taş gibi bağlanıyor. Ne oluyor? Zirkonyum dayanabildiği yere kadar dayanıyor. Dayanırsa implant gidiyor. Zirkonyum dayanmazsa, çünkü zirkonyumda chipping çok fazladır, çok boşluk sevmez, dayanmazsa kendisi kırılıyor. Bu yüzden çoklu dişlerde implant üstünde metal porselen kullanıyoruz. Hastalarımız çok istiyorlar zirkonyum yapmak ama yapmıyoruz özellikle, bunu belirtiyoruz. Ama doğal dişlerde zirkonyumu çok büyük zevkle kullanıyoruz. Yani vakadan vakaya değişiyor. Fiyat farkı kullandığımız bloğa göre değişiyor ama neredeyse 1'e 2 civarında bir fiyat farkı var. Yani şimdi rakam vermek, zirkonyum daha pahalı. Ama dediğim gibi biz sağlık daha öne geldiği için bazı yerde esneklik, tolere istediğimiz için özellikle implantlar, yani biz yaratan gibi bir doğal diş kökü yapamadığımız için burada bizi tolere etmesi için metal porselenin implant üstünde daha çok seviyoruz. Yani vakadan vakaya değişme kaydı şartıyla kimisinde zirkon, kimisinde porselen tavsiye ediyoruz. Vicdanını hekiminize bırakın. En doğru cevabı bu. Aynen. Hekiminize teslim edin kendinizi. Güvendiğiniz hekiminize. Biraz fiyat, şu andaki fiyatlardan bir ilginiz olabilir. Fiyatlardan ben
kısaca bahsedeyim. Türkiye'de ortalama yerli bir implant ya da Türkiye'ye çeşitli yollarla çok fazla implant sokuluyor. Yerli bir implant, güvenilir bildiğimiz, yani Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından UTS kaydı verilmiş yerli bir implant ortalama 200 dolar, özür dilerim, euro maliyetinde. C sınıfı bir implant. Aynen. Orta segment B sınıfı bir implant 300 euro ile 375-400 euro arası değişiyor. Üst sınıf bir implant da 450 euro ile 800'e kadar gidebiliyor. 800 de o dediğimiz şramı, yani 800-750 yerine, kirasına, kapasitesine göre, masrafına göre bir 50 euroluk olabiliyor. Veya verdiği hizmetin derinliğine, aynen, içeriğine göre, ama standartta aşağı yukarı budur. 700-800 yani euro arası. 800 en iyisi dolar ama dolar. Euro. Yok, euro. Şitraman İsviçre menşeli olduğu için euro ile çalışıyor. Yani Amerikan firmaları genelde dolar bazlı çalışıyor. Ama çoğu firma Avrupa'da iyi olduğu için euro bazlı çalışıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Tüm titanyumun dünyadaki tek üreticisi Amerika. Herkes ham maddeyi Amerika'dan alıyor. Şitraman da Amerika'dan alıyor. Türkiye de Amerika'dan alıyor. Kore de Amerika'dan alıyor. Dünyadaki tek titanyum üreticisi Amerika. Tek elinde. Şitraman çok iyi dedik. Birinci sırada onu her hekimle koyar ama Strahman'a çok yakın, yani kalite olarak gerçekten çok yakın implantlar var. Fiyat politikası Strahman'ın biraz sert Türkiye'de. Yani bizi ağırlıklı diğer firmalar nüfusumuzun yoğunluğundan ötürü fiyat politikalarını bayağı aşağıya çekerek bizde hizmet veriyorlar. Misal vermek gerekirse İsveç malı implantımız var, Astra'dır. Kendisi İsveç'te 2500 euroya halka yapılıyor. Biz memleketimizde 450 euroya para kazanıyoruz, istihdam sağlıyoruz. Yani evet, o kadar fark var. Ama Strahman'ın Türkiye'deki fiyat politikası sert. Çok sert. Pahalı geldiği için hastaya da pahalı yanaşıyor. Yoksa kalite olarak Astra ile Strahman arasında ya biri 10 puansa biri 9,5'tür. Ama fiyat farkı neredeyse yarı yarıya. O anlamda bazen Astra'ya özellikle, çünkü üzülüyoruz. Bir tane iki tane problem değil de 10-12 tane yaptığımız yani zaman bu 5000 euroluk bir fark ciddi bir rakam. Milli servet. Yani. Milli servet yani. Bizim dövizimiz yurt dışına gidiyor. Bunları biz, hepsi paranın bize kalmıyor ki. Biz bunları firmalara ödüyoruz. Bu firmalara gidiyor yani paralar sonuçta. Yusuf Bey, yani aldanmamak için o zaman bu durumda elinizdeki pasaportun, evet, muhafaza edilmesi lazım. Evet. Ama dediğim gibi hırsıza kilit dayanmaz. Yani artık gerçekten kötü niyetli bir insansa, siz orada ağzınızı yatmış, bize teslim olmuş bir şekilde beklerken onun pasaportunu, onun etiketini yapıştır ama artık orası da artık onunla Allah arasında yani. O kadar da terbiyesiz zaten abi. Aynen. Dün çünkü birisi bunu bana sordu. Ben dedi nereden bileyim dedi, sen abi dedim artık ona da gittiysen, o adam onu sana yapıyorsa dedim, yapacak bir şey yok dedim yani. Zaten bunu bekliyorsan da hala gelip koltuğa oturmuşsan biraz hastanın da kendini sormalısın. Aynen, birazcık da hekimle önce bir diyalog şey. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Biz çok teşekkür ederiz. En çok sorulan sorulardan biri de, sorusu olan var mı bu arada? Evet. Tabii, buyurun abi. Hocam, bu implantlarda yaş sınırı var mı? Birinci sorum bu. Evet. İkinci sorum, implantı ABC dediniz ya. Evet. Bir sen var, ömür boyu var. Evet. Fark nerede? Üçüncü sorum da, Belçika'da çok yoğun Türk vatandaşı yaşıyor. Evet. Belçika'da hiç böyle bir klinik gibi bir şey kurmayı düşünüyor musun? Böyle bir şey, fiyatlara yani. Şimdi 3 soru var. Evet. İlk soruyu tekrar alabilir miyim? Yaş sınırı var. İmplantlarda minimum implant uygulaması için 18 yaş sınırımız var. Bu neden var 18 yaş sınırı? Yasal olmadığı için değil. Bir bireyin büyüme gelişimi 18 yaşında tamamlanıyor. Yani nasıl boyumuz uzuyorsa veyahut da kilo alıyorsak, olgunlaşıyorsak, çene kemiklerimiz de 18 yaşından itibaren olgunlaşmaya başlıyor. Bazen kız çocuklarında bu yaş 17'ye inebiliyor. Çünkü kız çocukları biraz daha erken olgunlaşabiliyor. 17 yaşında bir birey geldiğinde bunun tetkik yöntemleri var. Bazı tetkik yöntemlerimiz var radyografik olarak. El bilek grafisi alıyoruz ya da kondil boynundan sintigrafi alıyoruz. Bunları şey yapabiliyoruz ama genelde 18 yaşını bekliyoruz implant yapmak için. Hangi yaştan sonra implant yapmıyorsunuz? İmplant yapmamamızın bir yaşı yok. 70'ten sonra da yapıyoruz. Yok, yapıyoruz. Kendi anneanneme 72 yaşında yaptım. Ama tutmaz hocam, yapıyor mu? Abi o şurada geliyor işte. Kemiğinin kalitesini bilmek başlamadan önce. Yaklaşık anneannem şu an 78 yaşında. 6 sene kadar oldu. Alt çenesine mesela 8 tane implant yaptım. Üst çenesine damak yaptım.
Üstüne de hiç kemik yoktu. Anneanne dedim kemik yapayım, git başımdan dedi. Yani ben bir bu yaştan sonra bir daha kemik... Dedim şu dedim kalçadan kemik alıyorum. Burayı dedim toparlıyorum. Yok şaka yapmıyorum, ciddiyim. Şu kalçadaki bizim kemer taktığımız kemik var. Oradan kemik alıyorum. Onu dedim yapayım. Üstüne de rahat olsun dedim. Yok dedi, istemiyorum dedi. Alt çenesine 8 tane implant yaptım. Yaklaşık 6 yıl oldu. 72 yaşındaydı. Bugün 78 yaşında. Çok şükür kullanıyor. İkinci soru ABC'ydi. Aslında ABC diye değerlendirmek değil. Hastaya sunarken biz bunu böyle sunuyoruz. Biraz önce anlatmıştım ya, kemik kalitesine göre hastaya segmentine yönlendirebiliyoruz. Bazı durumlarda ben ekonomisi hastanın önünde olmuyor. Bu hasta ne yapsın? Pahalı implant yaptıramıyorsa implant mı yaptırmasın? Bakıyorum. Sağlık durumu, kemik durumu, yoğunluğu iyiyse diyorum ki bu kadar para harcamanıza gerek yok. Siz genç yaşta bir bireysiniz, sağlıklı bir bireysiniz ve benim çektiğim tomografi sonucunda bilgisayarların bana verdiği değerler sizin kemik yapımınıza uygun. Bu noktada ben sizi yerli firmaya gönderiyorum, yönlendiriyorum veyahut da o A tipi dediğimiz, C tipi dediğimiz implant firmasına yönlendiriyorum. Bir performans sıkıntısı yaşamıyoruz. Anneannem 72 yaşında yerli implant yaptım. 6 senedir hiç sıkıntısız kullanıyor. Bu bir kıstas değil. Demek istediğim insanlarımızda hep en farklı, en büyük kalite olacak. Çünkü güvenmiyoruz yani. B'ye de güvenmiyoruz, C'ye de güvenmiyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Aslında burada hastanın durumu çok önemli bir faktör. Burada biz mesela diyoruz ki, bazı hastama diyorum ki, beyefendi diyorum, size sadece diyorum şu travman yapmak zorundayım diyorum. Veyahut da size diyorum sadece diyorum şu implantı yapmak zorundayım diyorum. Buradaki fark ne aralarındaki, onu açıklayayım ben size isterseniz. Bir, Straumann'da yaklaşık 12 tane model var. 12 farklı model var. Yaptığı maddesinden tutun, yiv yapısına kadar, boyun özelliklerine kadar 12 tane modeli var Straumann'ın. Yani her vakaya ayrı bir şey üretmiş. Ama çoğu firmada en fazla 2 model var. Pasif var, agresif var. Straumann 50 yıldır, belki 60 yıldır implant üretiyor. Bu işe Ar-Ge kısmına çok büyük yatırım ayırıyor mesela. Veyahut da başka bir firma. Nobel Biocare, ondan sonra Astra, böyle büyük firmalar çok büyük Ar-Ge'ye para harcıyorlar. Ar-Ge'ye para harcadıkları için teknolojik gelişmeleri ilk olarak kendileri buluyorlar ve patentlerini 10 yıl kapatıyorlar. Yani 10 yıl önceden bu yeniliği buluyor, bize bilimsel olarak ispatlıyor, bunun tanıtımını yapıyor. 10 yıla kadar diğer firmalar bunu yapamıyor. O hastada da ben o bulunan yeni özelliği uygulamak zorundayım mesela. Ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Hastaya diyorum ki hayır bu olmaz. Size diyorum şu teknolojiyle üretilmiş, sizin kemiğinize göre bunun yapılması gerekiyor diyorum. Hani küçücük bir vida diyoruz ama yüzeyindeki kumlama yöntemleri, üzerindeki pürüzlendirme yöntemlerinin yaklaşık 13 çeşidi var. Kimisi asitle kumluyor, kimisi kumla kumluyor, kimisi metalle kumluyor, kimisi seramikle kumluyor. Kimisi hem asit hem seramik yapıyor. Bunların hepsi kemik mineralizasyon yoğunluğuna göre tutulumu değiştiriyor. Yani A'ya tamamız ama B'ye olduğumu var ya, enflamasyon falan olabiliyor mu yani? Hayır, kesin öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adam ben tecrübeliyim diyor, her modele göre ayrı ürettim diyor. Bazı modellerde patentini aldığı için o A implant oluyor. Yoksa hepsinin ham maddesi titanyum, sadece son fiyat politikasını çok yüksek tutuyor. Hani vardır ya, bazı bir önleme sistemini bir Mercedes firması bulur, park asistanını bulur, bir şeye bunu bir ambargo koyar. 5 sene sonra bunu Jaguar yapar, 5 sene sonra BMW yapar, veyahut da BMW bulur, 5 sene sonra Mercedes yapabilir. Büyük firmalar bu noktada Ar-Ge'ye çok para harcıyorlar. Bu yüzden de çok hızlı gelişiyorlar, bu yüzden de patentler hep ellerinde oluyor. Bir soru, özür dilerim, bir soru daha var, üçüncü soru. Neydi abi? Üçüncü soru bu yoğunluk üzerine. Evet. Bu kadar Belçika'da 350 bin benim bildiğim ne kadar Türk toplumu var. Evet. Hani bir klinik açılmaz mı yani Belçika'da? Açılır abi de prosedür, bürokrasi biraz bizi zorlayan etkenlerden. Onun da bir araştırmasını yapıyoruz. Ama önce sizi bekliyoruz, sonra biz geleceğiz. Abi bu özellikle bu son, bu üçüncü durağımız. İki defa Almanya yaptık. Burada Belçika üçüncü durağımız. Buradan sonra iki senedir de gelemiyorduk koronadan dolayı. Bunu bu sefer çok fazla hissettik. İnsanlar da gelemedi ya. Bunun sistemini de çok fazla aldık koronadan dolayı. İnsan buradaki hekimlere soruyorum. Bir tane hastama dedim ki, bana geçen geldi implantlarını yaptım 12 tane. Hatta bu akşam da Brüksel'e yanına gideceğim. 2 numarasında lezyon var. Dedim ki Ayhan abi dedim. 3 günlük gelmiş implantlarını yaptım döndü. Ayhan abi dedim. Bunu dönünce yaptır dedim. Dönünce de aradım. Çok birazcık bir adam. Rahat bir adam böyle. Ayhan abi dedim ne yaptın dedim. Gittim abim dedi. Sen kızarsın diye gittin. Ne zaman başlıyorsun dedim. 3 ay sonra randevu verdi dedi.
Dedim keşke çekseydim dedim. Yani 3 ay sonra burada onu çok hissettik. İnşallah fikirlerimiz arasında var. 1 seneye mi olur, 3 seneye mi olur? Ama gerçekten burada büyük bir ihtiyacı olduğunu gördük yani. İnşallah olur. Biz de isteriz yani. Üçüncü de klik sistem var ya bu. Evet. İmplantın üzerine biraz daha evet. Sap yönünden, evet. İler yönünden daha hasarlı olmuş. Bu konu hakkında öyle gibi. Tabii ki, tabii ki. İmplant destekli hareketli protez diyoruz biz buna. Evet. Yani bazı yaşlı bireylerimizde özellikle veyahut da bazı çok fazla sistemik hastalığı olan bireylerde çok ağır cerrahilere girmek istemiyoruz. Ama elimizde de kemik yok. Yani ve bu adama ben kendi çenesinden veyahut da kemik tozundan nakil yapamam. Çok ağır hastalıkları var. Tutmaz. Nakil tutmaz. Böyle durumlarda bu bizim klasik kullandığımız protezlere 1, 2, 3 noktalardan çene kemiğinde implantın uygun olduğu noktalara implant yerleştiriyoruz. Yani alt çenede ön bölgede köpek dişlerinin bulunduğu bölgeye özellikle en çok yaptığımız durum. İki tane ya da bir tane de ortasına üç tane implant yerleştiriyoruz. Bu implantı kemiğin içindeki kısmının üzerine bir tane topuz başlık yerleştiriyoruz. Her implantın üzerine. Hareketli protezin bu klasik annelerimizin, babalarımızın kullandığı hareketli protezin içinde de bu topuzlar için aynı düğme hekim önlüklerin çıçıtları vardır ya. O çıçıtlardan yerleştiriyoruz. Hasta protezini taktığında hiç kemik yok. Hareketli protez sürekli ağzında oynuyor. Anahtar kilit gibi bu protez birbirine kilitleniyor. Ama yine altına yemek kaçıyor mu? Maalesef kaçıyor. Ne konfor oluyor? Hasta konuşurken birisiyle heyecanlandığında, gol diye bağırdığında protez ağzından fırlamıyor. Yemek yerken bir yandan proteze sahip olayım, bir yandan çiğneyim diye uğraşmıyor. Protez yerinde duruyor ama yemekten sonra ve akşamları yatarken bu hareketli protezleri mutlaka bir suda yıkayıp ağızlarından çıkarmasını istiyoruz. Çünkü biz sabit protezleri, porselenleri, kaplamaları sadece olması gereken yere küçük küçük yerleştirebiliyoruz. Ama hareketli protezi hiçbir tutucu bir yer olmadığı için sadece bir denizin üzerindeki kayık gibi yumuşak dokunun üzerine durduğu için büyük yapmamız gerekiyor. İşte şuradan şu dudağın köşesini tutsun, şuradan şu damağın köşesini tutsun derken büyüyor. Bunu da nasıl akşam eve girdiğimizde ayakkabımızı çıkarıyorsak bir hava alması için ayaklarımızın hareketli protezi de çıkarmak istiyoruz. Sağlıklı değil yani. Sağlıklı değil derken akşam takmak sağlıklı. Yoksa protez sağlıklı. Bir hava aldırmak gerekiyor. Çünkü çok büyük protezler. Bu son yaptığımız konferanslarda en çok sorulardan biri de süreçle ilgili bilgi almaktı. Bunu da biz söylemiş olalım. Tedavinin boyutuna göre değişkenlik göstermekle beraber takvimi bir hafta ile maksimum 3 hafta arasındaki süreçlerde hemen hemen her tedaviyi yapmaya haiz kliniklerimiz. Tekrar tekrar ev sahipliğiniz için, misafirliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine birebir de sonrasında sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve yardımcı oluruz. Bu misafirperverliği döndüğünüzde de biz de size yaşatacağız inşallah. Çok sağ olun. Buyurun. Evet abi son sen de. Buradaki arkadaşlar, ben dişim hepsi sağlam. Allah sağlık versin abi, hiç sıkıntı değil. Bir tane eksik yok. Evet. Evet. Orada sigorta yaptım. Yani 35 sene. O zaman ne oluyor? Her sıkıntı çektiğinde bakıma gidiyorsun. O zaman para ödemiyorsun. Evet. Ama 3 aydan önce para ödemiyorsun. Evet. Onun için arkadaşlara da tavsiyem, tamam siz biraz yeni nesil alırsınız sigorta. Gençlere kaybetmeyin. Sigortalı attırın mütüellerinize. Aynen. Tabii bazen gelemiyorsunuz 3 ay, 6 ay gelemiyorsunuz. Sigortalar pahalı, sigortaya çok gitmeyin. Türkiye'de uygun biz. Evet. Türkiye'de sıkıntı çektiğiniz zaman da size gideceğiz. Evet. Tabii. İşin şakası abi. Sigorta evet yeni nesil için özellikle gerekli. Bizim Dortmund'da maliyet yüksek o zaman yapabileceksin. Evet abi çok düşük maliyetlerle hatta geçen Netetel'de Almanya'da bir abi demiş ortodontiye fer tedavisine gidiyor herhalde. Çok sigorta anlaşmaları çok uzun sayfalardan oluştuğu için hepsini okumadım. %50 yapmıştı. Keşke %100 yapaydım. Yapsaydım 7 euro fark var dedi. Dedim abi işte bir müsilet bir nasihat eder. Evet. Dediğiniz mantıklı. Yeni nesil için özellikle yani siz şimdi birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil dediniz. Üçüncü nesil için çok cüzi yani. Miktarlarda sigorta uzun vadede bence kazançlı sağlık anlamında. Geçim için önemli. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ederiz.
Evet, bugün toplantıyı yaptı hocalarım. Vefa Diş Polikliniği. Evet. Ve bugünkü ortamda arkadaşlar biz buradaydı. Öncelikle evet, sizi bir tanıyalım. Ben Recep Tuncel Sarı. 42 yıldır Belçika'da yaşıyorum. Emir Dağlı. Tuncel Bey, bugün evet, bu ortamda biliyorsunuz soru cevap şeklinde hocalarım evet, sizlere geniş açıklamalar evet, yaptı. Diş sağlığı üzerine. Evet. Nasıl buldunuz? Bugün Haydar Şahbaz arkadaşımızın davetiyle burada bulunduk. Güzel bir sunum oldu. Türkiye'den gelen doktorlarımızın diş konusunda bizi bilgilendirmeleri gayet verimliydi. Birçok bilmediğimiz konuda da bizi aydınlattılar. Ayrıca iki ülke arasında sağlık konusundaki, özellikle diş sağlığı konusundaki sosyal güvenlik anlaşmalarıyla ilgili sunumlarda bilgilendik. Faydalı bir gün oldu, faydalı bir oturum oldu. Keşke daha fazla insana hitap etselerdi. Toplumumuzun birçok kesim bu konuda yeterince bilgi sahibi değil diye düşünüyorum ben. Ama buna benzer toplantılar önümüzdeki günlerde daha yaygınlaşarak diş sağlığı konusunda toplumumuz bilinçlendirilirse daha faydalı olur. Çünkü Belçika'da diş tedavisi Türkiye'ye göre çok yüksek fiyatlarda. Bu tabii bunun yanında burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği tedaviler var, ödemediği tedaviler var. Özellikle tedavi olmak isteyen vatandaşlarımızın tedavi öncesi Türkiye'ye gitmeden önce buradaki bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan hangi konularda ekonomik olarak katkı sağlıyorlar diş tedavisine, bu konuları bilgilenip giderse kendileri açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Bizi bugün burada bir araya getiren arkadaşımız Haydar Şahbaz'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Vefa Afyon Merkezli, Vefa Diş Sağlık Polikliniğine gelen doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle size de Gazete Türkiye'de teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Yanımızda yine değerli bir abimiz var. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Musa Erdal Tekiner. Emirdağ kökenli diyelim. Genç toplumunda yaşayan biri olarak bugünkü anlatılan mevzuattan gerçekten... Evet, bugün nasıl buldunuz? Vefa Diş Polikliniği bugün hocalarıyla beraber geldi. Sizleri aydınlattı. Memnun kaldınız mı? Yani sorduğumuz suallere yeterli cevaplarımızı almış durumdayız. Doyuma ulaşmış durumdayız. İnşallah inanıyorum ki söylemiş olduğu, vaat etmiş olduğu şeylerin arkasında dururlar. Harfiyen yerine getirirler. Bunu da zamanla göreceğiz. Giden gelen hastalarımızdan duyacağız. Ümitlerimizi kaybetmiyoruz. Çok iyi faydalandık yani bugün. Çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde tabii birazdan. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Evet sayın seyirciler, yine görüşlerini almaya devam ediyoruz. Yanımızda Belçika Emirdarlar Birliği Başkanı Osman Mızrak var. Başkanım, hoş geldiniz öncelikle buraya. Hoş bulduk. Güzel bir etkinlikti. Gazete Türkiye'yi yine görmekten biz de büyük hoşnut olduk. Güzel nasıl buldunuz? Çok bugün güzel Vefa Diş Polikliniği hocalarıyla ayağımıza gelmiş. Çok sizleri bilgilendirdiler. Çok güzel bir sunum yaptı her ikisi de. Gerçekten ne yapılması gerektiğini, fiyatından sigortanın karşılayıp karşılanmayacağına kadar güzel bir sunum oldu. Değerlendirmeler bizim için de çok önemliydi. Güzel, biz de memnun ayrılıyor bugün. Vefa Diş Polikliniği'nin açılışından beri bilirim. İlk açılışından herhalde birkaç gün sonra biz de arkadaşlarla ziyaret etmiştik. Birçok arkadaşımız da gerçekten gitti burada, diş tedavisi oldu. %100'e yakın bir memnuniyet var. Eğer ki bize de lazım olursa adresimiz belli. Çok teşekkür ediyoruz başkan. Biz Gazete Türk özellikle çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bugünkü Vefa Diş Polikliniği'nin bugünkü buradaki bilgilendirme toplantısında vatandaşlarımız buradaydı. Yine bir değerli abimiz burada. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Özcan Arzoğlu. 1970'ten beri Gent'te yaşıyorum. Bu gelen arkadaşlardan... Nasıl buldun Özcan abi bugünkü bilgilendirmeyi?
memnun kaldın mı onu bir soralım. Çok memnun kaldım. Güzel oldu. Gelecekte eğer ki eşimiz, dostumuzun böyle bir sıkıntısı olursa bugünkü buradaki duyumlarımızı onlara aktarırız. Kendi ihtiyacımız olursa da gider orada şey yaparız. Avrupa'ya göre tabii Türkiye'deki sağlık konusundaki bu şeyler fiyat olarak çok uygun. Ve de insanımızın bazıları yeterli dil bilmiyor. İrtibatlaşmada, konuşmada sıkıntı çekiyor. Kendi öz insanımız olduğu için insanlar kendisini daha rahat ifade edebilir, daha güzel bilgilenebilir. O konuda bizlere çok değerli bilgiler verdiler. Teşekkür ediyorum gelen arkadaşlara. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel açıklamalar için. Ben de selam ve teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdiğiniz için, insanlarla paylaştığımız için. Sağ olun. Recep Bey, sadece iyi günlere. Evet sayın seyirciler, bugünkü toplantıda yine değerli bir büyüğümüz var burada. Ben tanıyorum ama kendisini bir tanıştıralım. Kazım abi, kendini tanıtır mısın? Ben Kazım Boyuncu, Emirdağ Gazetesi'nin sahibiyim. Evet Kazım abi, bizden, duayenlerimizden Emirdağ'ın, Emirdağ Gazetesi'nin sahibi. Kazım abi, bugün Haydar Bey burada bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Afyon'umuzun Vefa Dış Polikliniği buradaydı. Nasıl buldun abi bilgilendirmeyi? Şimdi Afyon'daki Vefa Dış Polikliği bizim çocuklarımızın. Vefa Diş Polikliği bizim Emirdağlıların. Çok güzel de bir bilgilendirme oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Doktorları, müdürü güzel bilgiler verdiler. İyi oldu yani. Teşekkür ediyoruz Kazım abi. Ben de sana teşekkür. Evet sayın seyirciler, bugünkü toplantıda bulunan abileriniz var. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Hasan Çelik. Lederberg Yavuz Sultan Selim Camii Lederberg Yavuz Sultan Selim Camii imamıyım. Daha önce dernek başkanıyım ama şu an resmi olarak imamım. Şimdi hocam, bugün burada güzel bir diş sağlığı hakkında bilgilendirme vardı. Vefa Diş Polikliniği. Evet. Ayaklarımıza kadar gelmiş, bizi bilgilendirdiler. Nasıl buldunuz? Ben çok bilgilendirici buldum açıkçası. Diş konusunda özellikle en azından bir sosyal medya üzerinden şöyle bir araştırma yaptığımda birçok reklamlar çıkıyor ama bu işin içeriği nedir? Birçok da bilgi kirliliği var. Aslında benim esas geliş amacım oydu. Bu konuda daha çok bilgilenmek, bu bilgi kirliliğini gidermek. İşte reklamlara baktığımda çok ucuz model birçok şeyler ama aslında işin bu kadar kolay olmadı. Bu işte de birçok dikkat etmemiz gerekenler olduğunu bu konuda bizi arkadaşlar bilgilendiler. İnşallah biz de bu bilgileri aktaracağız. Önce kendimiz kullanacağız. Tecrübe ettikçe de başkalarına da aktarmayı düşünüyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşları da Türkiye'den buraya kadar geldikleri için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hizmeti ayağımıza getiriyorlar. Yani bu da aslında bir ekstra. Öyle düşünmek lazım yani. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Bugünkü röportajlara devam ediyoruz. Yine bir Belçika'dan, Gent'ten ablamız var. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Sultan Kabasakal ismim. Gent'te oturuyorum. Türkiye'den geldim. Sonradan Belçikalı oldum. Şimdi yenge hanım, gördüğünüz gibi bugün ayağımıza kadar bir diş sağlığı bilgilendirmesi için hocalarımız geldi. Vefa Diş Polikliniği Afyon'dan. Nasıl buldunuz bugünkü bilgilendirmeyi? Çok güzel bilgilendik. İyi ki geldiler. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü ne kadar Avrupa'da yaşasak da Türk olarak Türk hekimlerinin tecrübelerini, bilgilerini ve desteklerini ihtiyacımız var. Ben çok verimli buldum. Çok da güzel geçti. Şu an hatta bende de diş bakımı yaptırıyorum. Ama ilerleyen dönemlerde tabii buradaki imkanların el verdiği sürece yaptıracağız ama sık sık kontroller olmadığı sürece Türk hekimlerinin Türk diş hekimlerimize kendimi teslim edebilirim. Çok güzel. Tam 14 Mart'ın olsaydı üstüne oturacaktı bu konuşmanız diye geldim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İyi günler. Evet sayın seyirciler, bugün burada Vefa Diş Polikliniği, Afyon ve Uşak'ta bulunan Vefa Diş Polikliniği bilgilendirme yaptı. Hocalarım Türkiye'den geldi. Sizlere biraz önceki yaptığı sunumun dışında kendilerini bir tanıma fırsatımız var. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş ve bulduk. Sizden başlayalım hocam, sizi bir tanıyalım. Merhaba, ben Doktor Yusuf Atalay. Afyon Vefa Diş Polikliniği'nin kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda çene cerrahisi bölüm başkanlığıyla başhekimliğimi yapmaktayım. Yaklaşık 9 yıldır hizmet veriyoruz Afyon'da klinik olarak. Bunun 5. yılında, yani 2018 yılında Uşak'ta da 2. klinimize hizmet vermeye başladık. Diş tedavileri adındaki son teknoloji olarak bütün tedavileri yapıyoruz. İmplant tedavileri, zil koymalar, kaplamalar, dolgular, kanal tedavileri. Gerekli durumlarda büyük ameliyatlarımız, yani çene kemik ameliyatlarını dahi özel anlaşmalı hastanelerimizde yapabiliyoruz.
Hocam, burada şu anda Avrupa'da bayağı yer dolaştınız diye biraz önce telaffuz ettiniz. Nasıl buldunuz? Size onu da soralım. Geldiğiniz ortamda beklediğiniz gibi mi oldu? Yoksa ilk defa mı geliyorsunuz önce? Onu da soralım. Nasıl buldunuz? İlk defa gelmiyoruz. Yaklaşık 6 yıldır biz bu turlarımızı yapıyorduk. Gelme şansımız oluyordu ama 2 senedir koronadan dolayı gelemiyorduk. Ama bu son geldiğimizde burada da bir hasret olduğunu gördük. Yani biz hiç yabancılık çekmedik. Yani gerçekten buradaki vatandaşlarımız bizi hiç evimizde değilmişiz gibi hissettirmediler. Çok samimi, çok böyle kardeşçe bir ortamdı. Çok güzel şeyler gördük ama şunu da gördük. Burada gerçekten diş tedavisi konusunda bayağı bir mağduriyet var, bayağı bir eksiklik var. Sağlık turizmi üzerine bayağı yapmamız gereken iş var. Biz biraz yavaş kalmışız. Daha çok yapmamız gereken şey, onların farkına vardık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, sizi de bir tanıyalım hocam. Siz de bugün merhabalar, burada güzel açıklamalar yaptınız. Teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Fırat Öztürk ben. Naçizane Vefa Diş Polikliniklerinin kurucu ortaklarından ve genel müdürünü yapıyorum. Şimdi hocamın da dediği gibi hizmet alanlarımız malum ağız ve çene üzerine tüm tedaviler bünyemizde yapılmakta. Her alanımızın uzman hekimi bulunuyor kadromuzda çok şükür. Çalışma arkadaşlarımız da komplike bir şekilde ekibimiz, ekip ruhuyla hatta hep özellikle şunu söyleriz, klinimize gelen her hastamızı evimize gelen sevdiğimiz misafir gibi karşılayın derim. Özellikle sevdiğimiz misafir diyorum. Çünkü her misafir kabul görmeyebiliyor. Misafirperveriz ama sevdiğimiz misafire daha içten hizmet veriliyor. Biz de hizmet ayağıyız bu işin. Bu anlamda insanı ön plana koyup değerini bilerek, gözeterek tedavilerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü o şekilde baktığımız zaman hata payımız da çok çok azalıyor. Memnuniyet oranımız da çok yükseliyor. O memnuniyetin karşılığında biz yeni insanlar, yeni hastalar tanıyarak karşılık buluyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hocamın da dediği gibi yaklaşık 6 senedir bu turlara gelip gidiyoruz. Ve iyi ki de gelmişiz. Keşke 16 sene önce gelmiş olsaydık. Ama yaşımız anca buna el verdi. Bu anlamda her gelişimiz biraz daha bize tecrübe, vizyon, misyon kattı. Bunu işimize entegre ederek ilerlemeye gayret ediyoruz. Naçizane takdir kamuoyunun biz sabaha kadar da kendimizi övsek bir hastanın memnuniyetinin karşılığını getirmez. O anlamda hastalarımıza bırakıyoruz tercihi. Onlar bizi övsün. Biz hizmetimizi verelim. Karşılığını inşallah güzel iki cümleyle alıyoruz biz. O çok daha kıymetli oluyor. Önemli olan işimiz diyorsunuz. Aynen. Aynen. İşimizi seviyoruz. Seviyoruz. Biz ağırlamayı zaten tabii yapıyoruz. Türk milleti biliyorsunuz. Çok misafirperver bir toplumuz. Zaten bunu burada ziyadesiyle gördük. Karşılık vermek için can atıyoruz. Bir an önce gidelim de sizi de bekliyoruz demeye. Evet, hep gayet ifade ettiniz. Dikkat evet, edelim. Evet, evet. Çünkü işin o tarafı en korkmadığımız alan. Yani işin hizmet kısmı, tedavi kısmı, başarılı olma kısmı en korkmadığımız alan. Çünkü biz çok iyiyiz diye değil. Burayla yapıyoruz, vicdanla yapıyoruz. Bu da bizi doğruya götürüyor. Hata payını çok çok düşürüyor. O da çok güzel karşılık buluyor. İnsanın çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için Belçika'ya bu güzel açıklamaları bizler yaptığınız için. Ne demek, ne demek. Tüm yurttaşlarımıza gıyabında sayenizde bir selamlarımızı iletelim. Tekrar hepsine tek tek teşekkür ederim. Çünkü çok sıcak karşılandık. Gerçekten o anlamda çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim.